Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı değerli izleyicilerimiz. Bu rapor bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin gerçekten Avrupa Birliği tarafından istenmediğini gösteriyor. Şimdi yayınlanan bu rapor bize şunu gösteriyor. Avrupa Parlamentosu Konseyi yayınladı bunu. Diyor ki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayın. Avrupa Birliği görüşmelerinde kesin diyorlar. Tavsiye niteliğinde Avrupa Birliği'ne üye olan 27-28 ülkeye bunu söylüyor. Kim söylüyor? Avrupa Birliği Konseyi söylüyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Avrupa Birliği tekeri patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Avrupa Birliği 200'lü. Avrupa Birliği'nin içerisinde demokrasi, insan hakları falan yok varmış gibi yapıyorlar. Irkçılık almış başını gidiyor. Sözle gelince Türkiye'ye müttefik diyorlar. Suriye'den göçmenler gelince, mülteciler gelince Türkiye'nin kapısından ayrılmadılar. Merkel bir ay içerisinde üç sefer Türkiye'ye geldi gitti. Ne olur bize bunları göndermeyin diye. Sizi Avrupa Birliği'ne alacağız. Yok vize serbestliği vereceğiz. Yok bilmem ne yapacağız diye 50 bin tane takla attılar. Doğu Akdeniz'de kendi sularımızda bulmuş olduğumuz petrol, doğalgazı Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülke 50 bin tane takla atarak buralarda siz arama yapamazsınız, burada sondaj yapamazsınız diye ortalığı yıktılar. Lafa gelince de Türkiye Avrupa'nın müttefiki. Sizin müttefikliğiniz yerin dibine batsın. Şimdi çıkmış diyorlar ki Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerini kesin. Kesin kardeşim. Müttefiklik falan böyle olmaz. 65 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorsunuz. Birer çocuk oyuncağı gibi bizimle oynuyorsunuz kardeşim. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne karşı daha sert önlemler alması gerekiyor. Bir, açık kapı politikası uygulayacak. Suriye'den, Irak'tan, Pakistan'dan nereden ne kadar göçmen Türkiye üzerinden, İran üzerinden Türkiye'ye gelip buradan Avrupa'ya gitmek istiyorsa kapıları açacaksın ve göndereceksin. Avrupa Birliği'ni bize diyor ki görüşmeleri keseriz. Kesin kardeşim. Türkiye'nin daha sert adımlar atması gerekiyor arkadaşlar. Şu an 100 bin tane mülteci göçmen Yunanistan'a geçiyorsa 5 milyon geçmeli. Evet ne kadar Asya'dan Bakın, Ortadoğu'dan Avrupa'ya gitmek isteyen varsa Türkiye üzerinden Türkiye kapıları açacak. Almanya'ya kadar gidecekler, İsviçre'ye kadar gidecekler. Bakın, yoksa Türkiye'yi bunlar oyalamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece oyalıyorlar. Suriyeli 5 milyon geçmen şu anda Türkiye'de bugüne kadar verdikleri para 3 milyar euro. O da 50 taksit halinde verdiler. Ve çıkmışlar diyorlar ki Türkiye ile görüşmeleri kesin. Kesmezseniz namertsiniz. Kesin. Görüşmeleri kesin. Türkiye'nin de Avrupa Birliği defterini kapatması lazım. Kardeşim diyecek ne kadar? En basit ya. Göçmen varsa ben gönderiyorum diyecek. Açacak kapıları. Gitsinler kardeşim. Denizden mi gidiyor? Havadan mı gidiyor? Karadan mı gidiyor? Yer altından mı gidiyor? Uzaydan mı gidiyor? Nereden giderse gitsin. Bu bizim sorunumuz değil. Kusura bakmayın. Bu konuda ben gerçekten sinirlerime hakim olamıyorum. Türkiye ile oynuyorlar. Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmeleri kesilsin diyorlar. Avrupa Birliği parlamentosu söylüyor bunu. Kesin kardeşim kesin kesin Türkiye'de kapılarını açsın. Bu sadece bir tane. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye bakın önümüzdeki günlerde açıklanacak. Doğalgazı da petrolde buldu. Ama Avrupa Birliği'nin bu işe gönül rızası yokmuş. Göndereceksin savaş gemilerini bu rezervlerin bulunduğu noktaya arayacaksın, çıkartacaksın. Bir tane de ülkeden hiç kimseyi yanaştırmayacaksın. Bu kadar basit kardeşim. Çıkartacaksın doğalgazı, getireceksin. Yoksa sen Avrupa Birliği'nin gönül rızasını beklersen 100 yıl bile geçse bu doğalgazı buradan çıkartamazsın. Petrolü çıkartamazsın. Bu kadar basit. Türkiye'nin bunu artık görmesi gerekiyor. Avrupa Birliği nedir kardeşim? Nedir Avrupa Birliği? Bizi oyalamaktan başka ne yapıyor bu Avrupa Birliği? Taşı toprağı altın mı bu Avrupa Birliği? Nin? Nedir? Neye mal olursa olsun artık Türkiye'nin daha sert adımlar atması gerekiyor. Neymiş Türkiye ile görüşmeleri kesecekmişiz? Kesin kardeşim, kesin. Zaten siz neye yarıyorsunuz ki? Müttefiyiz diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz? Yalandan hepsi yalan. Avrupa Birliği'nin iki yüzlüyü arkadaşlar bu, iki yüzlü. Türkleri istemiyorlar, Türkiye'yi istemiyorlar. Irkçılık patlamış vaziyette Almanya başta olmak üzere günde kayıtlara geçen sadece üç tane olay var. Bakın her gün üç tane Almanya'da ırkçılık olayı meydana geliyor. Bu kayıtlara geçen, geçmeyen neler var? Geçmeyen neler var? Bakın Almanya'da ev kiralamak için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü diye oraya arıyorlar vatandaşlar. Eve ihtiyacım var diyorlar. Bir istatistik yapılmış. Almanlar eve ihtiyacı olup da arayan Almanların yüzde sekseni ev görüşmesine gidiyor. Türklerin ise sadece yüzde %40. O telefonda ses kayıtlarında isimlerinden ve ırklarından dolayı bile ırkçılık var. Evde bile ırkçılık var. Evde evde resmi kurumlar yapıyor bunu. Ayıp, yazık, günah. Avrupa Birliği'ymiş. Avrupa Birliği bir kere Türkiye'yi hiçbir zaman müttefik olarak görmedi, görmeyecek. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin kapısında kardeşim. 65 yıldır. Yeter artık. Böyle bir şey olamaz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Berlin Dresden'de değeri yaklaşık 1 milyar euro olan mücevherler Yeşil Kubbe Müzesi'nden çalınmıştı 2019 yılında. Bununla ilgili olarak zanlıların dördü yakalanmıştı ancak bu zanlılardan bir tanesi asıl bu hırsızlık olayının planlayıcısı olarak bilinen Abdül Majed Remo yakalanamıyordu. Yaklaşık 2 yıldır Alman polisi bunu yakalayabilmek için, bu kişiyi yakalayabilmek için alarmdaydı. Nihayet bu 1 milyar euro değerindeki değerli taşları çalan, mücevherleri çalan kişi de yakalandı. Geçen yıl Aralık ayında yapılan operasyonda 22 yaşındaki Muhammed Remo yakalanırken ikiz kardeşi kaçmayı başarmıştı. Polis önceki gün ise soygunun diğer zanlısı olan Abdül Majed Remo'yu yakaladı. Operasyona Dresden ve Berlin polislerinin yanı sıra federal polis de katıldı. Abdül Majed Remo'nun Niköndeki evinde gözaltına aldığı kaydedildi. Zanlı Dresden'e götürülerek ilk sorgulaması yapıldı. Son operasyonla birlikte bu soyguna katılan 5 zanlı da tutuklanmış oldu. İlk 3 zanlı geçen yıl Kasım ayında Berlin'de yakalanmıştı. Zanlılar 25 Kasım 2019'da Dresden'deki tarihimize değer yer alan mücevher odasına girerek değerli taşları çalmışlardı. Çalınan eserlerin yaklaşık değeri 1 milyar euro. Çalınan değerli taşlar arasında kral ve kraliçelere ait yüzden fazla mücevher bulunuyordu. Şimdi mücevherler nerede peki? bu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki şu ana kadar yakalananların yapılan sorgularında mücevherlerin nerede olduklarına dair herhangi bir bilgi alınmadı. Zanlılar yakalandı ama bu çok değerli ve paha biçilemeyen mücevherler, taşlar, krallara, kraliçelere ait olan taşlar ise henüz ortada yok. Değerli izleyicilerimiz 19 yaşındaki bir Alman vatandaşı İslam'ı seçti. Alman vatandaşı olan şaşıka Michel Müller gördüğü rüya üzerine Müslüman olmayı tercih etti ve Zeynep ismini aldı. 19 yaşındaki Müller Türk komşusu Züriha Delikuş ve kızı Semina Gençoğlu sayesinde İslamiyet'te tanıştı. Gördüğü bir rüyadan etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Müller komşularını ziyaret etmek için geldi Kayseri'de müftülüğe başvurdu. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan Müller... Kendisiyle beraber aynı mahallede yaşayan komşularını ziyaret etmek için Almanya'dan Kayseri'ye gitti ve burada bir rüya gördü. Bakın rüyanın sonunda neler oldu. Müftülük binasında gerçekleşen ihtida törenine komşularıyla katılan 19 yaşındaki Müller rüyasında kendisini camiye götüren hocanın ihtida törenine katılan il müftüsü Şahün Güven olduğunu söyleyerek ağladı genç kız burada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve Zeynep ismini aldı güven son yıllarda İslam'ı seçenleri sayısında daha çok artış olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi Müller de Müslüman olmadan önce hep bir yanının eksik olduğunu fark ettiğini dile getirdi Müslümanların yaşantısını kendisini ciddi anlamda etkilediğini belirten Müller küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından etkilendim. İslam'ı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm. Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Burada ağlamamın sebebi de il müftüsünü görünce rüyada benim yanıma gelip camiye götüren hoca gözümde canlandı ve o rüyada gördüğüm hoca bu hocaydı. O yüzden çok duygulandım diyor. Konuşmaların ardından Müftü Güven Müslüman olan genç kıza ihtida belgesini ve Kur'an-ı Kerim'i verdi. Evet mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz TRT'nin Almanya'da Almanca haber platformu TRT Doça bir tehdit mektubu gönderildi. Sebep ise Filistin haberleri. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Filistin maalesef İsrail zulmünden bir türlü kafasını kaldıramıyor. Acımasızca insanları katlediyorlar. Acımasızca ellerinden topraklarını alıyorlar. Dünyanın gözü önünde demokrasinin, insan haklarının vesairenin yok sayıldığı, insanlığın para etmediği, insanlığın hiçbir şekilde bundan sonra da para etmeyeceği bir coğrafya. Maalesef İsrail durdurak bilmiyor. Kendisinin büyük abileri himayesinde bu katliamları gerçekleştirmeye devam ediyor. İşte bunları haberleştiren meslektaşlarımız TRT Doğuş'un çalışanları ırkçılar tarafından bir mektupla tehdit edildi. TRT Doç'un federal basın merkezinde bulunan ofisine gelen bir imzalı ırkçı mektup İslam ve Türk karşıtı ifadelerle doluydu. Mektubu inceleyen polis konunun devlet güvenlik birimine intikal ettirileceğini söyledi. TRT Doç Genel Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, söz konusu mektubun TRT'nin İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle son bir haftadır çeşitli medya grupları ve gazeteciler tarafından hedef gösterilmesinden sonra geldiğini ifade etti. Yaklaşık iki haftadır yoğun şekilde Gazze'de yaşanan vahşeti ve zulmü haberleştirdiklerini belirten Elbir, "Biz yaptığımız işe inandığımız için gerçekleri göstermeye devam edeceğiz" dedi. Alman medyasının işlemediği 100 çevirdiği ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi konuları sonuna kadar işlemeye devam edeceğiz. Bu gibi tehditler bizi yıldıramaz." dedi. Değerli izleyicilerimiz, şimdi meslektaşlarımız gördüklerini, inandıklarını tarafsız bir şekilde haberleştiriyorlar. Onların işi bu. Ama tabii habercilik, gazetecilik öyle bir şey ki bir haber yaptığınızda birilerini mutlaka rahatsız ediyorsunuz. Birileri rahatsız oluyor. Her ne kadar tarafsız olsanız da. İşte İsrail'in zulmünü haberleştirmek Almanya'yı, Almanya'daki bazı insanları rahatsız ediyor.